أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان أبرياء حضرتي مولانا. الله سبحانه وتعالى عاجز birer kullarıyız hepimiz. Onun yolunda yürürken Allah'ın verdiği nimetleri onun rızası dairesinde kullanmak şöyle dursun. Çoğu zaman onun verdiği nimetlere karşı şükredeceğimize o nimetleri bir günaha gitmemize vesile yapıyoruz. Şeytan bizi kandırıyor. Nefis bizi aldatıyor. O şükür ifadesi olacak o nimetleri nankörlüğe bir vesile kılıyoruz yani. Allah bizi muhafaza buyursun Celle Celaluhu. Onun için öyle bir noktadan bakmalı ki şeytanın tarafından gelen vesveseyi de nefsin tarafından gelen oyunları da görebilecek bir basirete sahip olmalıdır Müslüman. Bunu elde etmek için ne yapmalı? Bu oyunları, bu şeytanın oyunlarını, bu nefsin hilelerini çok iyi bilen usta insanlardan dinlemeli. Biliyor musunuz İmam-ı Gazali Üstadımız İhya Ulumiddin adlı kitabında nefsin riya ile yapacağı oyunları bir bir sıralamış. Subhanallah diyorsun yani mübarek. Gerçekten basiretle bakabiliyorsa bir kul nefsin oyunlarının hemen hemen hepsini orada anlatmış. Böyle yapmaya çalışır. Sonra sana buradan bir kapı açmaya çalışır. Ve bununla birlikte de ne diyor sonunda? Bu mübarek kitaplardan sizler nefs ve şeytana karşı durmayı öğrenebilirsiniz. Çoğu oyunlarını bozmayı öğrenebilirsiniz ama her oyununu yine de bozamazsınız. Her oyununu bozmak istiyorsan, her türlü planını yıkmak istiyorsan mutlaka ve mutlaka nefsine hükmeden zatın önüne diz çökeceksin diyor. Ondan nasip alacaksın. Çünkü İslam dini insan odaklı, hakikatiyle kalp odaklı bir dindir. Rabbimiz kulunun kalbine tecelli eder. Celle Celaluhu. Kalbine tecelli ettiği kuluna hizmetçi olmak lazım. Senin kalbine tecelli ediyor mu? Allah Subhanahu ve Teala günde 360 küsur defa diyor. Her kuluna nazar eder. Her kuluna. Bakar ki kalbinde Allah var mı yok mu? Şimdi biz eğri oturup doğru konuşalım. 24 saatin içerisinde kaç vakit kalbimizde Allah var? Nefsin oyunu an itibariyledir. Bir an kandırır seni götürür. Nicelerinde kandırmadı mı? Bel'am-ı Bağura diye bir insan vardı Musa Aleyhisselam zamanında yaşayan. Ve biliyor musunuz bu Bel'am-ı Bağura sadece kitap ilmine sahip değildi. Mana alemine olan perdelerini de inceltmişti yani. Öteki alem ile irtibatı da vardı. Yani size burada neyi anlatmak istiyoruz? Zikrin envarı ve nuruyla öteki aleme karşı Allah Subhanahu ve Teala perdelerini inceltebilir. Bazı harikulade şeyleri de yaşatabilir. Zuhurat denilen tarikat-ı aliyede veyahut da sadık rüya denilen bazı meseleleri de görürsünüz. Kimisi ayağında, kimisi rüyada. Onları görmekle de kul sakın ha kendini kandırmasın. Her daim kalbinde Allah olma noktasına getiremeden sakın ha oldum zannetmesin. O ana kadar her daim kalbinde Allah olan o kutlu zatın terbiyesine muhtacız. Bel'am-ı Bağura denilen adam kitap ilmine sahipti Musa Aleyhisselam zamanında yaşıyor. Melaike-i Kiram'ı bile görecek kuvveti vardı. Öyle birisiydi yani.
Ne oldu? Musa aleyhisselam artık galip gelecek karşı tarafa. Musa aleyhisselamın ordusunda da bir peygamber var, Harun aleyhisselam. İleride peygamber olacak zatlar da var. Yani hem aslanlar var hem ileride aslan yavruları da duruyor içerisinde yani. Sonra geldiler bu Belam-ı Bağra'ya, dediler ki ismi azamı biliyordu Belam-ı Bağra. Bak 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 bak. İsmi azamı biliyordu. Yani bakın bunlar çok önemli şeyler. Onun için Şeyhimiz Hazretleri hep neyi buyuruyor? Hazreti Fatıma annemize Resul-i Ekrem'in buyurduğu, öğrettiği duayı bize öğretiyor. Ney o dua? Rabbi la tekilni ila nefsi talfata aynin. Bir göz hareketi kadar, yani bir saniye veyahut da bir salise, en alt noktası neyse zamanın, o kadar bile beni nefsime bırakma. Nefsimin eline bırakma. O anda bile beni kandırır, sana ters düşürür. Asi olur. İsmi azamı biliyor ya. İsmi azamı biliyor. Onunla birlikte geliyorlar İsrailoğulları, Musa aleyhisselamın karşısında savaşacak olanlar. Belam-ı Bağra'ya gidiyorlar. Diyorlar ki yahu biz bunu, ordusu çok kuvvetli, sen bir dua et. Sen ismi azam biliyorsun. Bunlar yıkılsınlar, yenilsinler. Belam-ı Bağra da diyor ki yok, o Allah'ın peygamberi, ben ona karşı nasıl dua ederim? Onun için meşayih-i kiram ne derler? Kalbe ilk gelen Allah'tandır. Celle Celaluhu. Onu tutmak lazım. Mürşid-i İzam Hazretleri'nin huzuruna gidip de bir sual eylediğin zaman kendi halinden, sana ilk verdiği cevapta sabit kalman gerekir. İlk verdiği cevap direkt Allah'tandır Subhanehu ve Teala. Sen itiraz edersin, ya şöyle de olsa mı, böyle de mi olsa mı dersin, o vakit senin gönlüne göre bir şey söyler. İlkini tutabildin mi, en sağlam yolda gidiyorsun, ilerliyorsun demektir yani. O dedi Allah'ın peygamberi, ben onun karşısında nasıl durabilirim? Ona karşı nasıl dua edebilirim? Buna bir sandık hazine getirdiler. Kendisi de o sandık hazineyle kanacak değildi ama hanımı etti eyletti, zaten fakiriz, zaten şöyleyiz, zaten böyleyiz, şunu al ne olacak, bir tane duadan ne çıkar, ismi azam sende, sonra gider Musa aleyhisselamın lehine dua edersin. Şeytanın türlü türlü oyunları. Öyle yaparsın kurtarırsın, böyle yaparsın kurtarırsın. Hazreti Havva annemizin Hazreti Adem'e söylediği gibi dikkat etmek gerekir yani. Kadın şefkatli bir varlıktır. Korunmaya muhtaç bir varlıktır. Ve de duygusal bir varlıktır. Onun için fikirleri sabit olmayabilir çoğu zaman. Zaten Allah Subhanahu ve Teala onun önüne erkeği bunun için koymuştur. Şefkatle yaratmış Allah Subhanahu ve Teala onu. Şefkatle donatmış. Neden? Çünkü o çocuklarının terbiyecisi olacak. Ona şefkat lazım. Ama asli meselelerde karar alma yetkisini erkeğe bırakmıştır. Kadın gelip bunun yanında bazı şeyler söylediği zaman bazen nefsine kapılır, bazen şefkatine kapılır. Niye böyle söyledi diye ona yönelmek değil, onu düzeltmektir erkeğin işi. Ama ne oldu? Belam-ı Bağra'ya geldi, söyledi. Düzeltemedi karısını. Düzeltemedi. Erkek bu konuda çok dikkatli olması lazım onun için. Yani ismi azamı bilmek bile insanı Allah'ın istediği kişiliğe getirmeyebilir. Kandırmasın kendini. Tarikat-ı Aliye'nin edebini, adabını öğrenmenin gereği yok diyenler bu menkıbeleri can kulağıyla dinlemeleri lazım. Eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i her gün şu kadar okuyorum, zikrimi şu kadar çekiyorum, insanlara şu kadar iyilik yapıyorum, yemek dağıtıyorum, bunların hepsi çok güzeldir. Allah mübarek etsin, kabul buyursun. Ama nefsi terbiye etme mevzusu apayrı bir mevzu. Onun için nefsini zincire vurmuş bir
mübarek zatın nazarını alman lazım, sözüne can kulağını vermen lazım. Bunun başka bir türlü terbiye imkan ve ihtimali yoktur. Öyle bir imkan ve ihtimal olsaydı, kitapların en harikası olan Kur'an-ı Kerim'i Allah gönderir, kendine peygamber seçmezdi. Alın kitabımı okuyun, oradan kendinizi düzeltin derdi. Ama peygamberi gönderdi. Bu kitabı kelamı kadimin kağıda yazılmış suretidir bu. Buna daha gelmeden ilk olarak nereye yazıldı bu kelamı kadim? Resul-i Ekrem'in kalbine yazıldı, kalbine. Onun için kelamı kadimin ilk yazıldığı noktaya yönelin diyor Allah Subhanahu ve Teala. İlk yazıldığı şu hale gelmesi Hazreti Ebu Bekir zamanında. Toplanması yani. Kitap olarak basılması Hazreti Osman zamanında. Neyi öğretiyor bize bu? Eğer bunu, bu mübarek kitabı, kerimi bu şekilde basıp çoğaltmak Müslümanın asli vazifesi olsaydı, Resul-i Ekrem onu sonraya bırakır mıydı? Hemen o yapardı, öyle değil mi? Hemen o yapardı. Neyi öğretiyor Efendimiz? Bu kelamı kadimin yazılı olduğu kalpler var. Bu kelamı kadimin hakiki nurunu o kalplerden alabilirsiniz. Onlardan öğrenebilirsiniz. Evet, bu en mukaddes kitaptır. Onu her türlü okumak sevaptır. Ama derinindeki manayı anlamak istiyorsan, gökten indiği şekilde Allah'ın işaretlerini onda görmek istiyorsan, onu yazdığımız kalplerden dinleyeceksin. Oradan öğreneceksin. O şekilde olabilir ancak yani. İşte Bela Mübara neticede hanımının sözlerine aldandı. Eşeğini aldı. İsmi Azam ile dua etmiş olduğu bir tepe vardı. Oraya gidiyor. Allah Subhanahu ve Teala kuluna işaretlerini gönderir. Fakat biliyor musunuz, bu işaretlere gözleri kör yapan nedir? İçindeki inattır, hırstır, kibirdir. Dünyaya hırs kalbine girdi mi, Allah'ın işaretlerini görmez olur gözün. Kibir kalbine girdi mi, keza öyle. Ne yaptı? Eşek bir yerden sonra, binmiş olduğu eşek bir yerden sonra durdu. Gitmiyor. İnat etti. Dönmedi geriye. İndi eşekten. Kendi çıktı yürüyerek. Allah Subhanahu ve Teala bir işaret daha gönderdi ona. Yine durmadı. Ellerini açtı. Fakat bakın, bunlar çok önemli. Sen Allah'ın sevdiği kul ol. Sen Allah'ın sevdiği kul olmaya bak. Allah'ın emrini tutmaya bak. Karşındaki insanda ne güç olursa olsun, Allah Subhanahu ve Teala seni muzaffer kılacaktır. Bel'am-ı Bağra Allah'ın peygamberinin karşısına geçti. Elinde ne var? İsmi Azam var. Nedir o ismi Azam? Allah Subhanahu ve Teala sır koymuş o isme. O isim telaffuz edildiği zaman duada icabet ediyor. İlahi sırlardan bir tanesi. Fakat karşındaki ismi Azam duasını biliyor diye korkma. Senin arkanda Allah var. Celle Celaluhu. Neyden korkuyorsun sen? Korkacaksan eğer onun gibi elinde ismi Azam olup arkasına şeytanı almaktan kork. Şeytanın istediği yolda gitmekten kork. Allah yoluna çıkan mücahiddir. Ölürse şehittir, kalırsa gazidir. Her daim üzerinde izzet ve şeref var. Neticede Bela'm Bağram ellerini açtı, tam duaya başlayacak. Sen kime karşı dua ediyorsun? Allah'ın Habibidir, Kelimidir Musa Aleyhisselam.
Tam dua etmeye başlayacağı zaman dili uzadı, beline kadar sarktı. Yani Rabbimiz diyor ki, sen benim peygamberime karşı o dili döndüremezsin. Sana bu izni vermem. Fakat ilahi sırları iyi anlayınız. Yine de o ismi söylettirmiyor. O isim o kadar mübarek yani. Ama Allah'ın aleyhine kullanmaya birileri münasebet ederse hemen Rabbimiz Celle ve Ala kimisinin dilini kopartır, kimisinin dilini beline kadar sarkıtır. Ama peygamberin aleyhine o duayı ettirtmez. Ve biliyor musunuz? Bu işaretin üzerine bile bela mübara geri dönmedi yolundan. Ne yaptı? Geldi geriye dedi ki o askerlere, bana dua etmeye izin verilmiyor. Ne yapalım? Altını da aldın bizden, duayı da etmedin. Ne olacak? Ben size bir yol söyleyeyim. Onunla Musa Aleyhisselam'ın askerlerini bertaraf edersiniz. Ne yapacağız? İçerinizdeki en güzel kızları süsleyeceksiniz. En güzel süslerle sonra Musa'nın ordusunun içerisine göndereceksiniz. Ve hangi asker elini uzatırsa o kızlar hiç itiraz etmeyecek. Anca dedi böyle bozarsınız. Bak 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 bak. Yani bunlar hep ibret gerçekten ya. Bir peygamberin ordusu bile olsa böyle bir fitneye karşı sağlam durması muhtemel olmuyor yani. Onun için dışarıya çıkıp da çarşının en göbek yerine girip de ben nefsimi terbiye edeceğim falan filan diye kendine oyun yapma sakın. Nerede açıklık var? Nerede saçıklık var oradan kaç. Uzak dur. İslam ne güzel bir edep ve adab koymuş. Değil mi? Kadını mütesettir eyledi Allah. Örtüneceksin. Kadının yeri ayrı, erkeğin yeri ayrı. Nasıl yemek yiyeceksiniz? Allah-u Teala bunu bile teker teker anlattı bize. Amcalarınızın evinde, dayılarınızın evinde, yeğenlerinizin evinde böyle teker teker saydı. Bunların evinde yemek yerken birlikte yemek yiyebilirsiniz. Ama bunun haricinde ne yapacaksınız? İster beraber yiyin o akrabalarınıza, ister ayrı yiyin, sorun yok. Ama onun haricindeki insanlarla kadınlar ayrı yiyecekler, erkekler ayrı yerde yiyecek. Zaten biliyor musunuz? Bu en güzel haldir ya. Erkeğin konuşacağı konu farklıdır, kadının konuşacağı konu farklıdır. Değil mi? Onlar kendi aralarındaki muhabbeti güderler, erkekler kendi aralarındaki muhabbeti yaparlar. Ama şimdi Şeyhimiz Hazretleri biliyorsunuz dünya çapında bir hizmeti vardı. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri. Yani dünyanın hemen hemen her ülkesinde dergah açmış bir insandır. Kendisi zaten daha doğmadan bu müjdeyi vermişler. Daha doğmadan. Nasıl oluyor ya daha doğmadan öyle bir müjde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdeler gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu taşıyan insanlara da gelecek perdesi bir anda açılır. Gelecekte olan onlara gösterilir. Nasıl ki Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisinden sonra kurulacak olan İslam'ın hilafetini taşıyacak o kutlu devlet ki şanlı ecdadımız Osmanlı'dır, onun kurulacağını müjdelediği gibi. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri biliyorsunuz bir ilahi sırdır tabi bu. Asılarak öldürüldü Muhyiddin Arabi Hazretleri. Ve kabrini nereye olduğu belli olmayan bir yere gömdüler. Koskoca evliya, Şeyhul Ekber diye lakabı var. En büyük şeyh diye. Muhyiddin Arabi Hazretleri diye. Ve kendisi Hakk'a irtihal eylemeden önce ne buyurdu? اِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّينِ يُعْرَفُ قَبْرُ مُحِدِّينِ Sin şına girdiği zaman Muhyiddin'in kabrini o zaman bilirsiniz. Bak kabrinin kaybolacağını biliyor. Kaybolduktan 500 sene sonra, 300 sene sonra kimin gelip onu bulacağını işaret ediyor. Ne demek o? Sin şına girdiği zaman yani
Selim isminde olan Sultan Sim onun işareti. Şına dediği Şam-ı Şerif'e girdiği zaman o zaman Muhiddin'in kabrini bulursunuz. Hakikaten Yavuz Sultan Selim girer girmez kabrini buldurtuyor. Yahu nasıl buldurtuyor kabrini? İşte bunların hepsini bir Osmanlı torunu olarak bizler evliyayı kiramın kuvvetini inkar ediyorsak tarihimizdeki bütün güneşleri inkar ediyoruz demektir. Bir takım Vahhabi ve Selefi taifesi çıkıp evliyayı kiramda olan kuvveti inkar edip duruyorlar. Kabrin altını göremez. Kur'an okursan kabirdekine gitmez. Nereden biliyorsun sen? Nereden gördün mü gitmediğini? Takıldığı yeri mi gördün? Neyi gördün? Hiçbir şey görmedin. İstanbul'un sahibi olan Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri. Ondan da öte Yuşa Tepesi'nde Yuşa Aleyhisselam. Ona da geleceğiz şimdi. Nasıl denk getiriyorlar mübarekler. Konu ona da gelecek. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrini kim buldu? Akşemseddin Hazretleri buldu. Nasıl buldu? O define haritası olup gibi bir harita alıp elde arayıp da bulmadı yani onu. Attı seccadeyi önüne, vardı secdeye, ya Rabbi bana göster dedi. Allah-u Teala da gösterdi ona. Kalbi Allah ile bağlı olan kullar her daim var yani. İşte Şeyhimiz Hazretleri her yerde hizmet ettiği için o İslam'ın ilk döneminden son dönemine kadar olan kadınlar ve erkeklerin ayrı nizamını öğretiyordu. Nedir o? He, tesettür emri ne vakit geldi? 10 sene sonra geldi. Birbiriyle ayrı nasıl yenilecek? Nur suresinin nuzulü Medine. He, ilk zamanlar demek ki İslam ile yeni tanışanları biz şöyle yapacaksın, böyle yapacaksından ziyade önce imanı, sonra namazı, sonra orucu, zekatı bunları öğretiyoruz. Yani İslam'ın 5 ana emrini öğretiyoruz. Bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş vakti gelince ne diyoruz kardeşlerim? Erkekler ayrı olur, kadınlar ayrı olur. Bu da Allah'ın emridir. Celle Celaluhu. İki insan bu konuda birbirini şaşırıyor. Birisi ifrat yapıyor, birisi tefrit yapıyor. Tefrit yapan kim? Şeyh Efendi Hazretleri yurt dışında bulduğu imkanlarla yeni Müslüman olmuşları kendi meclisinde toplayıp bir yerde erkekleri bir yerde kadınları tuttuğu için onu gören buradaki Müslümanlar kızıyorlar. Bu ifrat. Tefrit yapan oradaki Müslümanlar kendini düzeltme noktasına getirmiyorlar. Şeyh Efendi böyle yaptı diyorlar, öyle devam ediyorlar. O ilk etapta Şeyh Efendi. İlk etapta Resul-i Ekrem de böyle yaptı çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk etapta öyle yaptı. Sonradan yetiştireceksin, öğretecek ve düzelteceksin. İfrat yapanlar nedir? Burada Osmanlı mevkisinde yetişmiş, ilim ehlinin etrafında büyümüş, namazını, niyazını, her şeyini biliyor. Sonra ekranı açıyor, bu Şeyh Efendi nasıl erkeklerle kadınları birbirine karıştırdı deyip tenkit eden adam ifrat yapıyor. Sen burada ezan sesleriyle büyüdün. Burada hocalarla birlikte büyüdün, İslam alimlerin sohbetleriyle büyüdün. O orada çan sesleriyle büyüdü. O dün Müslüman olmuş adamı 30 senedir Müslüman olanla bir tutamazsın. Yavaş yavaş. Ama neticede herkes İslam'ın esasını, usulü öğrenmekle de vazifelidir. Bir yerde durup orada bırakmak yok. Allah'ın emri böyle. Kadınlar ayrı olacak, erkekler ayrı olacak ki fitne bulaşmasın. Ancak ve ancak sadıkı diye geçiyor ayet-i kerimede. Dostunla birlikte ailece beraber oturabilirsin. Dost nedir peki tabiri bunun? İçini dışını bildiğin adam. Var mı öyle canciğer dostun? İçini dışını bildiğin adam? Tamam, onunla otur. Bilmiyorsan o zaman kadınlar ayrı, erkekler ayrı. İslam'ın usulü böyle. İşte neticede Belam-ı Bahar'a öyle söyledi. Alın dedi, bu kadınları gönderin. Tamam mı? Bunlar onun ordusunu bozarlar. Gerçekten ordu bozguna uğradı. O güzel kadınları görünce kendi nefislerini tutamadılar. İşte Musa Aleyhisselam'ın zinaya düştüler yani ordu. Musa Aleyhisselam üzüldü, kendi tarafına çekildi. Musa Aleyhisselam'ın ordusunun komutanı olan işte
İstanbul'un yine manevi sahibi olan Yuşa Aleyhisselam mızrağını aldı diyor. Zina yapan bir erkekle kadının ikisine birden mızrağını sokup ikisini mızrakla havaya kaldırdı böyle. Öyle güçlü. Öyle güçlü. Kim hata yaparsa sonu böyle olur, ona göre dedi. Yuşa Aleyhisselam. Öyle sağlam, ileride peygamber olacak zaten mübarek. Öyle güçlü. Ki zaten biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Eriha karyesindeki devlerle savaş emri almıştı Allah'tan. İsrailoğulları gelmedi Musa Aleyhisselam zamanında. Sen git Rabbinle birlikte savaş, biz oturuyoruz dediler. O devlerle Yuşa Aleyhisselam savaştı. Ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam. Ve o devlerle savaştı, tam savaşı bitiriyordu. Cuma günü güneş batıyor. Güneş batacak. Ne oldu güneş batınca? Ertesi gün cumartesi. Cumartesi günü Yahudilerde kutsal. Savaş yasak. Güneş batarsa savaş duracak. E durursa bunlar kuvvet alacak. Zaten zorlu bir savaş, devlerle savaşıyorlar. Açtı ellerini göğe Yuşa Aleyhisselam. Ya Rabbi dedi, güneşi biraz daha tut. Batırma şunların işini, bitireyim. Allah Subhanahu ve Teala ilk defa işte güneşin batmasını geciktirdi o gün. Yuşa Aleyhisselam feth eyledikten sonra, galip olduktan sonra güneş battı. İşte Bel'am-ı Bağra bu oyunları yaptı o kadar kuvvete sahip olmasıyla birlikte. Kitab ilminde biliyor. İsmi azamında biliyor. Manevi kuvveti de var. Demek ki insan hiçbir zaman kendine güvenmeyecek. Güvenmeyecek kendine. İlmine güvenmeyecek. Manevi birkaç hal yaşadı diye buna güvenmeyecek. Her daim kalbinde Allah korkusu yatacak. Çoğu insanlar var, büyük zevatın ahvalini duyuyorlar, kendini şaşırıyorlar. Kendini şaşırıyorlar. Ya büyük zevatın ahvali çok harika, makam sahibi insanlar onlar. Ama tamam da biz orada değiliz kardeşim. Biz daha karınca misal yürüyoruz bu yolda yani. Sen kartalların uçuşuyla gidiyorsun uçurumun kenarına karınca olarak, yani tabiri caizse. Diyorsun ki kartallar buradan uçuyor, ben de uçacağım. Yahu ne kanadın var. ne tecrüben var. Hiçbir şeyin yok bir karınca olarak. Nereden uçuyorsun? Ruhunu geliştir, kartal eyle, ondan sonra uç uçabildiğin kadar yani. Ne oluyor ondan sonra, bakıyorsunuz. O kadar mübarek bir yol bu tarikat yolu. İçerisinde bir sürü ne dediğini bilmeyen, yaptığıyla kalbi birbirine uymayan insanlar türüyor çıkıyor. Tarikat-ı Aliye'ye çağırıyoruz insanları. Bu kadar mübarek yoldur diye anlatıyoruz. 3-5 tanesi de çıkıyor bize, diyor ki hocam işte siz çok güzel diyorsunuz, işte bak bunlar ne yapıyor. Kardeşim ben yol güzel dedim. Yolu hakkıyla yürüyen güzel dedim. Yolu yampiri yumpiri yürüyen, yolu kullanan demedim ki. Öyle değil mi? Müslümanlık güzel değil mi? Güzel ama ne Müslümanlar var. Kimleri katletmişler, ne halklar yemişler, ne devletler soymuşlar. Öyle değil mi? Müslümanlık mı çirkin? O Müslümanlık gülünde yürümedi adam gibi. Çirkin olan odur. Bu sapkınlıklar her yerde sudur ediyor. Ama asli mesele nedir? Hakiki Allah ehlinden yüz çevirmekle oluyor bu. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmekle de değil. Bak, hakiki Allah ehlinden diyorum. Neden? Bir sürü sapık var bu sıra. Hepsi Kur'an-ı Kerim okuyor. Öyle değil mi? Hepsi Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir sürü tarikat ehli var. Allah'ın dinine uymuyor yaptıkları. Başlarında şeyhlerimiz de var diyorlar ama hakiki şeyh değil. Kalbinde Resul-i Ekrem'in nurunu taşımıyor çünkü. O da hakka götürmez. Bir abimiz geldi geçen gün, bir mesele anlattı. Çok önemli yani gerçekten. Diyor ki hocam diyor, ben
Tokat'ın bir köyü dedi. Ben şimdi tam hatırlamıyorum hangisi oldu. Niksar bölgesi falan oralardan bir yerden. Bir köyü diyor. Alevi köyü bu idi. Ben gittim tabii, orada imammış kendisi. Hizmet ettik, anlattık falan. Yarısını diyor Sünni eyledik. Bu sefer Aleviler beni asacaklar tabii. Onlar şey değişiyor diye. Bunların diyor ta Osmanlı'yı görmüş bir dedeleri var, bunu getirdiler. Dediler ki bu dedemize karşı anlat. Tabii bir grup Aleviler de var diyor, bizim dediklerimizden etkileniyor. Bu anlattıklarını ona da anlat, biz de ona göre hareket edelim. Dede geldi diyor, tam beni gördü, hoca efendi sensin herhalde dedi, baktım kaçıyor gidiyor diyor. Yakaladım hemen kolundan. Ben seni bekliyorum, seninle sohbet etmek için bekliyorum. Otur dedi biraz, şurada bir konuşalım, sohbet edelim. Oturduk diyor, dede bana dedi ki, sana bir soru soracağım. Bir soru soracağım, eğer cevabını veremezsen bu şehri terk edip gideceksin dedi bana. O abimiz de demiş ki Ahmet Hoca. Ahmet Hoca da demiş ki, dede demiş sen soruyu bana sor. Ben eğer ona cevap veremezsem, ben senin demiş ölene kadar hizmetçin olacağım. Senin hizmetini yapacağım. Bütün dediklerini kabul edeceğim. Ölene kadar da senin hizmetçin olacağım. Burası çok ince bir nokta. Çok önemli bir nokta. Ne demek bu biliyor musunuz? Elinde hakikatin güneşi olduğuna inanan insan, kalbinde hiçbir şüphe taşımayacak. Taşımayacak. Biz hakikat ehli miyiz? Karşımıza hangi sapık çıkarsa çıksın, bütün sürüsüyle çıksın. Kalbimde hakikatin güneşi varsa, karanlık nereden gelirse gelsin beni karartamaz. Müslüman böyle inanacak. Eğer şüphe taşıyorsan kardeşim, kalbinde taşıdığın imana sıkı sıkı sarılmamışsın demektir. Sana kim yol gösteriyorsa o hakikat yolunu tam manasıyla kalbine nakşedememiş demektir. Git nakşedecek zatı bul. Ondan öğren. Tamam dedi diyor şey. Dede kabul etti. Fakat soruda dede ve onun grubunun içindeki hastalık yatıyor. Tabii o hoca efendi onu orada görememiş ama. Dedi ki bana, Allah'ın bir takım kulları vardır. Bunlar namaz kılmaz, oruç tutmazlar ama cennete giderler. Kimdir bunlar dedi. Dede aslında içindeki hastalığı ortaya döküyor. Yanlış aldığı örnekleri, kıyasları ortaya döküyor. Tabii o Ahmet Hoca da diyor ki, hocam düşündüm, 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 Allah'a sığındım, Allah kalbime attı diyor. Dedim ki kimdir onlar biliyor musun? Kimdir? Hızır ve İlyas Aleyhisselam'dır. Hızır ve İlyas Aleyhisselam kendi hayatındaki müdemmetlik kullarıdır diye cevap vermiş. Onun cevabı oymuş meğer, onlar öyle bekliyormuş diyor. Şimdi tabii bu Alevilerin beklediği bir cevap, hoşnut olduğu cevap. Biz böyle mi inanıyoruz? Bizim bildiğimiz Hızır Aleyhisselam'a ölüm vakti yaklaştığı zaman ya Rabbi Allah'a niyaz edip, ya Rabbi artık sana ibadet edemeyeceğim mi? Bunun derdine, hüsranına düştüğü için Allah Subhanahu ve Teala İlyas ve Hızır Aleyhisselam'a hayat suyu olan bir noktayı gösterip oradan hayat suyunu için ölüm size gelmesin diye emir buyurdu. Bizim bildiğimiz de böyle. Ama neyse, neticede dede cevabını almış. Ve evet doğru söylüyor bu demiş dede. Fakat bu konuyu niye dillendiriyor Aleviler? Asıl hastalık nerede? Bunlar nefislerine böyle bir rota çizmişler. Diyorlar ki biz namaza gitmiyoruz ya. Biz namaz kılmıyoruz ya. Biz Hızır'la İlyas Aleyhisselam'ın yolundan gidiyoruz. Biz namaz kılmasak da cennetliyiz yani. Düşüncesine saplanmışlar. Bunu birbirlerine anlatıp kendilerini tatmin ediyorlar. Rabbimiz Celle ve Ala ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin diye emir buyurmuş. Bir gün biz de bir Aleviyle karşılaştık. Tren, Arifiye, Adapazarı'nın Arifiye tren garındayım.
Oradan bir misafirim gelecek, onu alıp götüreceğim. Arabayı aldım onu, baktım arabada boş yer var, orada bekleyen bir kardeş var. Gel dedim, nereye gidiyorsun? Adapazarı merkez mi? Evet dedi, gel seni de götüreyim. Bindi arabaya, selam kelam derken sonra dedim ki sen nerelisin? Muş Vartolu'yum dedi. Abimiz de orada Muş Varto'nun hemen yanında bir Dilimli diye bir köy var. Eski ismi Salorik. Orada imamlık yaptığı için biliyorum oraları biraz. Vartolu'ysan dedim Alevi'sin sen o zaman. Çünkü Vartolu'nun oğlu gibi Alevi. En çok içinin tüketildiği yermiş Türkiye'de. Öyle diyor. Veya da doğuda tam bilemiyorum artık. O zaman Alevi'sin sen dedim. Evet dedi, ben Alevi'yim. Peki dedim, nasıl namazları kılıyor muyuz? Yok dedi, biz namaz kılmıyoruz. Neden dedim? Dedi ki ya bizde dedeler var ya dedi. İşte dedeler ne söylerse biz onu yapıyoruz. Sizde dedeler var, bizde de var dedeler canım yani. Bizim de dedelerimiz yaşıyor. Ama dedim neticede biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız. Bizim kitabımız yok mu? Var. Nedir kitabımız? Kur'an-ı Kerim. Kabul ediyor muyuz Kur'an-ı Kerim'i? Kabul ediyoruz. Dedim yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in her iki sayfasında bir Allah namaz kıl diye emrederken sen Allah'ın emrini bırakıp da dedenin emrini mi tutacaksın? Kur'an-ı Kerim benim kitabımdır diyorsun. Kur'an-ı Kerim iki sayfada bir namaz kıl diye emrediyor. Ondan sonra yok dede öyle demedi diyorsun. Şimdi bunlar da böyle. Rabbimiz diyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِنِ ve kime diyor? Bütün alemin kendi nurundan yaratılmış olduğu, bütün peygamberlerin şahı olan Hazreti Fahrican Efendimiz'e diyor ki ölüm sana gelene kadar ibadet yapacaksın. Böyle emrediyor. Böyle emrettiği halde öyle bir kula sen kalkıp diyeceksin ki işte Hızır'la İlyas Aleyhisselam namaz kılmadan cennete gidiyor, biz de gideceğiz. Ki o da yalan yani. Hızır Aleyhisselam'ın namaz kılmak en büyük zevkidir. Huzur bulduğu şeydir. Resul-i Ekrem'in halifeleri onlar. Efendimiz buyurmuyor mu? Erihna ya Bilal. Bunaldığı zaman ya Bilal ezan oku da bizi rahatlat, bir namaz kılalım. Kurratu ayni fi salah hubbibe min dunyakum salat diye buyurdu. Sizin dünyanızdan üç şey hoşuma gitti. Birisi dedi en-nisa, kadınlar. Allah'ın en büyük nimetidir erkeğe, saliha bir kadın. İkincisi at-tîb dedi, güzel koku. Güzel kokuyu çok seviyorum. Üçüncüsü kurratu ayni fi salah dedi. Beni en mutlu eden, kalbimi, gözümü böyle sevince bulayan şey namaz kılmaktır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hızır aleyhisselam namaz kılmakla huzur bulur, rahat bulur, ferah bulur. Keza İlyas aleyhisselam da. Müsebbihati aşer vardır şeyde, İhya Ulumiddin kitabında. Hızır aleyhisselamın sabah ve akşam yapılacak yedişerli zikirler öğrettiği vardı. Sahabe-i kiramdan birisine gelip öğretiyor da, sahabe-i kiram gidip Resul-i Ekrem'e soruyor. Hazreti Hızır bize böyle öğretti, doğru söyledi diyor. Huve alimul ard, o yeryüzünün alimidir. Hızır aleyhisselam için. Hızır aleyhisselam ibadetine ibadet katmak için mükelleflik vaktini bitirdikten sonra Hakk'a ibadeti devam etsin diye ömrünün bitmemesini yalvarmış bir zat. Sen kalkacaksın diyecek ki Hızır namaz kılmıyor, biz de kılmıyoruz, cennete gideceğiz. Ve öyle ibretlik bir durum ki peygamberimizi kabul ediyor musun? Ediyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son anlarında ateşler içerisinde yatıyor. Geliyorlar, soruyorlar ya Resulallah, yani bu sen bizim iki katımız kadar ateşlenmişsin. Çünkü değiyorlar ateş gibi. Elini Resul-i Ekrem'in teninde tutacak kuvveti bulamıyor sahabi. O kadar. Bu ne için size? Makamınız yücelsin diye mi diyor? Evet. Resul-i Ekrem. Rivayette diyor ki suya koyduğu zaman su kaynardı Resul-i Ekrem'in elini koyduğu zaman. O zaman yani. O ateşli hastalığında bana su getirin bir duş alayım. Baygınlık var. O kadar ateşli ki bir bayılıyor bir kendine geliyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bayılıyor, kendine geldiği zaman diyor ki yatsı namazını kıldılar mı? Yok diyorlar ya Resulallah, kılmadılar. Abdest, su getirdi, abdest alayım hemen cemaate gideyim. Bak. Namaz kılmayla koy kenarı. Erkekler özellikle söylüyorum. Cemaati diyor Resul-i Ekrem.
Verin de suyumu. Şuradaki hemen namazımı kılayım. Hastayım zaten. Hani biz diyoruz ya hemen. Hastayım zaten canım. Ben dışarı çıkacaksın. Farzı kıl hemen yat. Kılayım şurada demiyor. Suyumu getirin, abdestimi alayım, cemaate çıkayım diyor Resul-i Ekrem. Abdestini alıyor. Tam gidecek. Ateşin ağırlığından tekrar bayılıyor Efendimiz. Tekrar kendine geliyor. Diyor ki cemaat namazı kıldı mı? Yatsıyı kıldılar mı? Yok diyorlar ya Resulallah, kılmadılar. Su getirin hemen bir abdest alayım. Abdestini alıyor Efendimiz. Tekrar bayılıyor. Tekrar kendine geliyor Resul-i Ekrem. Namazı kıldı mı cemaat? Tabi bütün cemaat Resul-i Ekrem bekliyor zaten. Aşk-ı şevk ile zaten kalpler titriyor Efendimizin halinden dolayı. Diyorlar ya Resulallah, kılmadılar. Abdest alıp üçüncüye bayıldığı zaman kendine geldiğinde Resul-i Ekrem bu sefer diyor ki Muru Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'e emredin insanlara namaz kıldırsın. Üçüncü defa. Resul-i Ekrem'i seviyor musun Alevi kardeşim? Seviyorum. İşte bak, Resul-i Ekrem'in namaza düşkünü. Hazreti Ali'yi mi çok seviyorsun? Hazreti Ali radıyallahu teala anh'ın adabı vardı, usulü vardı. Ne yapıyor? Halife olmasıyla birlikte insanları sabah namazına kaldırıyordu. Vazife edilmiş. Sabah namazına kaldırmak çok sevaptır diye. Ve biliyor musunuz asıl itibariyle bunu niye vazife edildi? Çünkü Resul-i Ekrem gelip onu sabah namazına kaldırıyordu. Ve bir gün Hazreti Ali uykuyla şeyken Hazreti Fatıma ile yatıyorlar ya. Hazreti Peygamber Zişan kapıya geldi. Hadi kalkın, hala yatıyor musunuz dedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali de dedi ki ya Resulallah, Allah'ın tayin ettiği vakit biz kalkarız. Nasıl yani, uyku serseme oluyor ya insan. Biz serseme oluyoruz da olmaz tabii. O uykulu durumda öyle söyledi. Resul-i Ekrem diyor, Hazreti Ali anlatıyor bunu. Efendimiz böyle vurdu diyor dizine. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ayeti kerimesini okudu hemen. Bu insan ne kadar tartışmayı seviyor manasında bir ayeti kerime. İşte onun sırrı azamı olarak sabah namazına kaldırıyordu herkesi. Hazreti Ali radıyallahu teala. Efendimizin o sünneti olarak yani. Sonra işte halife olmasıyla birlikte bu vazifeyi yaparken sabah namazına milleti kaldırmaya giderken Hazreti Ali'nin usulü öyleydi. Kılıcını kuşanmazmış. O mel'un İbn-i Mulcem bu noktayı bildiği için sabah namazına kaldırmaya giden halifeyi şehit etti. Ve öyle bir ibretlik olay ki bunu duyan Hazreti Ali aşıkları camiye gitmeye aşık olmalı halbuki. Namazı cemaatle kılmaya aşık olmalı. Sabah namazını camiye gitmeye aşık olmalı. Fakat şeytan onları öyle bir kandırdı ki onlar camiye düşman oldu. Hazreti Ali'yi mi seviyorsun? Hazreti Ali namazlarını camide kılar. Camide kılar. İşte bu nefsin insana oynadığı oyunlardır. Kandırır insanı. Yani doğruyu yapması gerekirken hak işareti tam batıl tarafına tutmayı becertir yani. Kendini haklı da gösterir. Kendine haklı sebepler de buldurur. Bu kademe kademe yani. Kafire bu sebebi buldurur. İslam'ın içerisindeki ehl-i sünnetin dışına çıkanlara o sebebi buldurur. Ehl-i sünnet içerisindeki nefsini terbiye etmekten kaçanlara o sebepleri sunar yani. Kaç der yani. Sorun yok, kaç. Şuradan haklısın, buradan haklısın. Girdin dergaha, baktın o camlar pismiş. Öyle olur mu dergah canım? Bu dergaha bir daha gelinmez. Demez sakın. Ya bu dergah Allah'ın dergahı. Camlar kirlendiyse alayı elime bezle temizleyeyim. Allah'ın emini temizleyenlerden olayım. Mesela. Basit örnekleri söylüyorum yani. İşte biz eğer kalbini Allah'ın nazargahı yapmış kullar mıyız? Soralım kendimize. Yapmadık biz. Bizim kalbimizde ara ara şeytan cirit atıyor. Kimisinde her ara cirit atıyor. Yapamadık. O vakit
her daim Allah'ın nazargahı olan o kalbe dönmemiz lazım kalbimizi. Ki şeytanın ve nefsin bu oyunlarına karşı sapasağlam durabilelim. Sapasağlam durabilelim. Feraset sahibi zatların etrafında olalım ki basiret nurumuz kaybolmasın. Kaybolmasın ki önümüzde şeytanın kazdığı kuyuları, oyunları, planları, tuzakları görelim, ona göre hareket edelim. Düşmeyelim o çukurlara. Düşmeyelim. Ama o mübarek zatların etrafında durmuyorsak düşeceğiz ya. İstediğimiz kadar kendimizi kandıralım. Düşeceğiz. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Evet. İşte Belam-ı Bağra böyle yaptı. Musa aleyhisselam sonra elini kaldırdı semaya, dedik ya Rabbi, madem Belam böyle oyun yaptı, sen ona ismi azamı unut, ondan ismi azamı al ya Rabbi dedi. Rabbimiz Celle ve Ala Musa aleyhisselam duasını kabul etti. Unutturdu Belam'a ismi azam Allah. Celle Celaluhu. Unutturdu. İsmi azamı bilse bile bir insan kendini kurtuldu sanmasın, saymasın. Her daim Allah korkusunu kalbinden kimse çıkarmasın. Yoksa Rabbimiz ismi azamı bilen o adama Kur'an-ı Kerim'inde, Kur'an-ı Hakim'inde فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ diye anlatır. Onun sıfatı bir köpek gibidir diyor Allah-u Teala. O kadar ağır yani. Bir köpek gibi. اِنْ تَتْرُكْهُ يَلْهَفْ Bir şey versen de onu dilini sarkıtır. Dili sarktı ya orada. Vermesen de dilini sarkıtır. Evliya-i kiram tabi her şeyin sırrını araştıran insanlar ya. Ya Belam-ı Bağra bu kadar büyük bir noktadayken nasıl bu hale düştü diye. Hikmetini araştırmışlar da Allah'ın iman nimetine hiç şükretmedi demişler. Allah'ın iman nimetine hiç şükretmedi. Onun için Müslümanlar ellerini semaya kaldırdıkları zaman ya Rabbi beni Müslümanlardan eyledin şükür ya Rabbi. Beni sana iman edenlerden eyledin şükür ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne demek bu? Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun, sena olsun, şükür olsun. Ne demek yani bu emir, ne demek istiyor bize? Ne durumda olursan ol, sakın hamankörlük kapısından içeriye girme, şükürsüz bir kul olma. Sakın ha. Yoksa elinde olan bütün ikram-ı ilahi heba olur gider. Boşa savrulur gider. Şükürsüz kul olma. Allah Subhanahu ve Teala bizi şükredenlerden eylesin. Elhamdülillah. Ne nimeti varsa Rabbimizin. Elhamdülillah Müslümanlardan olduk. Şükür ya Rabbi. Sana iman edenlerden olduk. Şükür ya Rabbi. Elhamdülillah ki tarikat ehli olduk. Tasavvuf ehli olduk. Şükür ya Rabbi. Elhamdülillah ehli sünnet olduk. Şükür ya Rabbi. Elhamdülillah İslam'ın 650 sene sancaktarlığını yapmış bir ecdadın torunları olduk. Şükür ya Rabbi. Elhamdülillah yine senin ikramın ile İslam'ın halifesi olması noktasında ayağa kalkmak için uğraşıyoruz. Şükür ya Rabbi. Sen bizi tekrar o günlere erdir Allah'ım. Yeryüzündeki halifelerin olalım. Halifemizi seçip onun etrafında kenetlenelim. Bütün zalimlere de haddini bildirelim. Titresin bizi gördüğü zaman zalimler. Eskiden titremiyorlar. Şimdi başladılar titremeye. Hamdolsun. Daha da olacak. Bizim ecdadımızın elbisesi gördüğü zaman kaçıyordu düşman. Elbisesini gördüğü zaman. Allah o günlere tez zaman derdirsin bizleri Celle Celaluhu. Akıbetimiz hayır olsun. Feraset sahibi zatların nuru, nazarı, bereketi her daim üzerimizde olsun. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَبِيبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir,
Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.